Her zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken ülkenin birinde bir adam ve kadın 3 tane de oğulları varmış. Aile, odun keserek geçimini sağlarmış. Adam iyi yürekli biriymiş. Kadın ise paraya düşkün kötü kalpliymiş. Yıllar geçmiş, oğulları büyümüşler. Baba bir gün yine odun kesmek için ormana gitmiş. Ormanda bir kaza geçirmiş ve sakatlanmış. Zor zor eve gelmiş. Artık iş yapamaz hale gelmiş. Kadın kocasına bu durumdan dolayı hep kötü davranmış. Bu yaşa kadar hep baba çalışmış ve bundan sonra çalışmayacağı için oğulları onun yerine çalışmaya karar vermişler. Büyük oğlan bir sabah odun kesmeye gidecekmiş. Büyük oğlan annesi gibi huysuz, kötü kalpliymiş. Annesi oğluna akşamdan börek yapmış, buz gibi su koymuş, azını eline vermiş, oğlu yola düşmüş. Ormana gelmiş, kesmek için ağaç aramış. İş yapmaya da pek gönlü yokmuş. Bir ağacın gölgesine oturmuş, azığını yemeye başlamış. Dilenci kılıklı bir ihtiyar gelmiş yanına. Bir parça ekmek ve biraz su istemiş. Delikanlı adamı azarlamış ve ekmeğinden vermemiş. Yemeğini yedikten sonra ağaç kesmeye kalkmış. Bir ağaca yaklaşmış. Baltasını vurmuş. Direkt ayağına isabet etmiş. Kanlar içinde topallayarak eve gitmiş. Endişelenmişler. Ayağını annesi sarmış, artık o da iş göremez hale gelmiş. Ailenin geçinmeleri için birinin çalışması gerekmiş. Büyük oğlan da yatağa düşünce ortanca oğlan ormana gitmeye karar vermiş. Ortanca oğlan da aynı abisi ve annesi gibiymiş. Annesi ortanca oğlunun azığına da börek ve buz gibi su koymuş. Oğlan ormanın yolunu tutmuş. Önce dolaşmış, sonra dinlenmek için bir ağacın altına oturmuş. Yemeğini yemek için sofrasını kurmuş. Dilenci kılıklı bir ihtiyar gelmiş yanına. Bir parça ekmek ve biraz su istediğini çok aç olduğunu söylemiş. Oğlan ihtiyara kızıp oradan kovmuş. Yemeğini yedikten sonra bir ağaca yönelmiş. Baltayı ağaca vurmuş, direkt ayağına gelmiş. Kanlan içinde topallayarak eve gitmiş. Onu gören ailesi çok şaşırmışlar. Artık ailede çalışacak sadece küçük oğlan kalmış. Küçük oğlan aynı babası gibi iyi yürekli biriymiş. Annesi bu oğlunu hiç sevmezmiş. Küçük oğlan çalışmak için ormana gitmeye karar vermiş. Annesi ona biraz kuru ekmek ve ılık su koymuş. Oğlan orman yoluna koyulmuş. Ormana gitmiş, hiçbir ağaca kıyamamış, acıkmış oturmuş ekmeğini yerken dilenci kılıklı ihtiyar gelmiş. Bir parça ekmek ve biraz su istemiş. Oğlan, amca, sana verecek çok bir şeyim yok ama buyur gel olanları birlikte yiyelim, demiş gülerek. İhtiyar çok mutlu olmuş. Yemeklerini yiyince ihtiyar gence kesmesi için bir ağaç göstermiş. Genç ağaca bir kez balta vurmuş. Ağaç hemen kesilmiş. İhtiyar ortalıktan kaybolmuş. Ağacın içinden bir altın kaz çıkmış. Ağaç ağabeylerinin kesmeye çalıştıkları ağaçmış. Genç çok zengin olmuş. Ailesini yanına almış. Zengin mutlu bir hayat sürmüşler. Annesi ve ağabeyleri hatalarını anlayıp iyi birer insan olmuşlar. O da yalan bu da yalan, dinlettim sana koca bir yalanı.